Canım, güzelim, tatlım, hoş geldin aile. Ben Erdin Çamaç, fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Dayanamadım, aldım. Neyi aldım? XF 90 F2'nin yanına XF 50 mm F2'yi aldım. Şimdi daha önce bunun ben teknik incelemesini yapmıştım sevgili dostlar. Dolayısıyla merak ediyorsanız linkini bırakıyorum. Ama neden satın aldığıma gelelim. Şimdi diyeceksiniz ki ama abi senin 90 portre için 90 mm F2'nin yok muydu? Var. Var. Var ama şöyle bir sıkıntı da yapıyor. Bir, ölçüsü sebebiyle her zaman yanınıza alamayabiliyorsunuz bunu. Çok da sık portre çekmiyorum ama yani şu da şöyle kapalı haldeyken yanınıza taşımak ne kadar kolay, farkında mısınız? Şu kadarcık bir şey oluyor. Yani bunu aldın cebinize koyun, çantanızın herhangi bir köşesine koyun. En azından yanınızda sürekli bir portre lensi oluyor. Şimdi neyini seviyorum ben bunu, ya daha doğrusu neden aldım? Öncelikle tabii 90 F2 ile yanınıza alsanız dahi o muhteşem fotoğrafları ancak belli bir mesafeden çekebiliyorsunuz. Çok aşırı yaklaşamıyorsunuz. Dolayısıyla da boy portresi çekmek için iyice uzaklaşmanız gerekiyor. Halbuki bununla gayet uygun mesafeden hem normal büst portre hem de boy portresi çok rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Bunu aldım. Aldım çünkü bu 90 F2 ile beraber bu 50 mm F2 Fuji'nin lens serisindeki en keskin iki lensi. Satın aldım çünkü kromatik aberrasyon sıkıntısı yok. Ne bileyim ben, netlikle ilgili bir sıkıntı yok. F2'den itibaren F16'ya kadar gayet keskin ve gayet güzel fotoğraflar alabiliyorsunuz. Aldım çünkü manzara da çekmeyi seviyorum. Bununla çok da güzel manzara fotoğrafları da yakalayabiliyorsunuz. Aldım çünkü sağlam. Yani metal yapısı, metal konstrüksiyonu, WR özelliği. Vallahi aldım çünkü almasaydım olmazdı. Ha şimdi tamam, evet, bokeh diyeceksiniz ki işte ne bileyim F1.2'nin ya da F1'in bokehi yok bunda. Belki yok ama ben bunun bokehini çok lezzetli buluyorum sevgili dostlar. Biliyorsunuz ben aşırı arkayı bulanıklaştırarak arkada ne olduğu görünmeyen fotoğrafları çok sevmediğim için bunun bokehi ön süjeyi arka süjeden, yani arka olaydan yeterince ayrıştırıyor benim için, yeter artar. Aldım işte ya, ne yapayım yani şimdi. Dolayısıyla bugün size teknik verilerle başınızı ütülemeyeceğim. Neden aldığımı, çektiğim video ve fotoğraflarda... Pardon. En önemli kısmı unutuyordum ya. Aldım çünkü bunun otofoküsü inanılmaz keskin, yapışkan ve hızlı, inanılmaz güvenilir. Ve fokus soluklanması yok bu lensin. Dolayısıyla bunu da çok ideal bir video lensi haline de getiriyor. Siz iyisi mi? Beni dinlemeyin. Çektiğim kısa bir video görüntüleriyle çektiğim bol miktarda manzara ve portre fotoğraflarına gelin hep beraber bir göz atalım. Tamam. Çekimde miyiz? Çekimdeyiz. Merhabalar herkese. Şu anda bulut çok yok. Buluta girmeden ısınalım. Buluta girmeden ısınmamız gerektiğini bilgisini aldık annemden şu an. Biraz serin çünkü. Güneş olduğuna bakmayın. Burası Kapadokya, soğuk. Serin, evet. Yani.
Evet sevgili dostlar, bu şimdi görmüşsünüzdür ve anlamışsınızdır neden 50 F2 almak istediğimi ve neden aldığımı. E tabii bir şey daha da ıskalamayalım sevgili dostlar, bunun fiyatı. Bu fiyata bence fiyatından çok daha fazlasını veren bir lensle karşı karşıyasınız. Ve bunlardan dolayı aldım. Ve iyi ki de aldım da. Yani hani 90 F2 muhteşem bir lens. Ama her yere de götüremeyebiliyorum eğer ki seans yapacaksam. Çünkü çok ağırlaşıyor çanta. O çantayı taşımak da öyle. E ben de belli bir yaşa geldim artık yani. Mümkün olduğu kadar hafif dolaşmaya çalışıyorum fotoğraf çekeceğim zaman. Ceplerime bir iki tane lens koyuyorum. Makinemi boynuma asıyorum. O şekilde çıkıyorum. Dolayısıyla bu büyük avantaj benim için. Vallahi sebeplerim bunlar. Sevgili oğlum yetkin amaça da bana mankenlik yaptığı için ve orada tanıştığım kızlarım da izin verdikleri için onlara da teşekkür ederim. Beğenme butonunu unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hep beraber büyütelim bu aileyi. Şimdilik sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.